şekilde dondurma yapmayı deneyeceğiz. Ev dondurması olacak. 2 litre keçi sütümüz var. Orijinal salebimiz var. 10 liralık aldım. Kilosu çok pahalı. 75 lira 100 lira arası. Ve şekerimiz var tabii ki. Şekerden de 1 litreye normalde 2 bardak ama ben 2 litre keçi sütü kullandığım için 4 bardak ekleyeceğim. 1 litrelik yaparsanız dondurmayı siz de 3 kaşık tatlı kaşığı eklemeniz lazım. Ama ben de 2 litre olduğu için 6 kaşık ekleyeceğim. Şimdi pratik olarak anlatacağım. Sütümüz ısınmaya başlarken karıştırıyoruz. Şimdi şekerimizi ekleyeceğiz. Şekerden sonra hemen üzerine bunu ekliyoruz. Salebimizi. Ondan sonra karıştırıyoruz, pişiriyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra püf noktalarımız o zaman başlıyor arkadaşlar. Hadi şimdi yapılışına geçelim. Salebimizi de ekledik. 3 kaşık. 4 bardak şeker ekledik. 2 litre keçi sütü kullanıyoruz. Siz 1 litrelik yaparsanız her şeyi yarı yarıya kullanabilirsiniz. Şimdi bu pişerken de sürekli karıştıracağız. Altını biraz açayım. Kaynamaya başlayınca altını kısacağım ve sürekli pişene kadar karıştıracağım. Taze süt olduğu için de kaynadıktan sonra 15 dakikada kaynaması gerekiyor. Mikropların öyle bilmesi için varsa. Onun için kaynatacağım 15 dakikada. Şimdi sürekli karıştırıyoruz pişene kadar. Tekrar devam edeceğiz. Evet, hala karıştırıyorum gördüğünüz gibi. Kaynamaya da başladı zaten. Evet, bu şekilde bir 10 dakika daha kaynayacak. Sonra oda sıcaklığına gelene kadar dinlenmeye bırakacağız zaten. Ondan sonra asıl iş ondan sonra başlıyor. Soğuduktan sonra buzdolabına koyacağız. Yarım saat ya da 1 saat artık size bağlı. Sürekli çıkartıp tekrardan karıştırıyorsunuz. İçine hava hapsedeceğiz. Yoksa direkt koyduğunuz zaman zaten bir buz kalıbı şeklinde donacağı için böyle bir dondurma olmaz. Öyle bir dondurma yiyemezsiniz zaten. Zaten aradaki bu püf noktası bu. Direkt sürekli karıştırma. Yani şu an bile görüyorsunuz, bu kadar pişerken bile karıştırdım. Şu an görüyorsunuz bayağı bir köpükleşti. Maksat bu, içine hava hapsetmek. Donarken de bu işlemi yapacağız. Bildiğiniz uzayan bir dondurma elde edeceğiz. Hadi şimdi ben devam edeyim, size sonra bağlanırım. Görüşürüz. Evet, tekrar geri geldim. Kapağını kapattık. 10-15 dakika kadar sürede kaynıyor gördüğünüz gibi. Evet, şimdi altını kapatacağım. Altını da kapattık. Şimdi oda sıcaklığına gelene kadar dinlenmeye bakıyoruz. Evet, geceden beri karıştırıyorum. Şu an bakalım kıvamı gördüğünüz gibi. Şimdi kıvamına bakalım. Daha tabi olmadı. Kıvam şu anda bu şekilde görüyorsunuz. Bakın nasıl uzuyor. Yapılışı biraz meşakkatli zaten demiştim. Bunu yine dolaba atacağım. Belli aralıklarla, belli saatlerle yine karıştıracağız. Artık kıvam tam oturunca tekrar birlikte olacağız arkadaşlar. Evet, iki günün sonucunda dondurmayı biraz daha yine karıştıracağım ama kıvam şu an oturdu neredeyse, görüyorsunuz dondurmanın kıvamı gayet düzgün uzuyor salep sayesinde tabii ki. Evet, son olarak yarın yine biraz daha karıştırıp dolapta bekleteceğim, ondan sonra bakalım kıvam nasıl olacak, hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Hazır. Kıvam çok güzel. Evet, şimdi tadım testi yapalım sizlerle birlikte. Alalım. Bu kadar uğraştık, bir deneyelim.
devamı görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel. Gerçekten güzel. Bu uzama salep sayesinde arkadaşlar. Gerçekten müthiş oldu. Aradaki tek fark, ben bunu buzdolabında soğuttum, çıkardım, karıştırdım. Tekrar soğuttum, çıkardım, karıştırdım. Tabii ki dışarıda satılanlar kadar iyi dövülemediği için, çünkü dışarıda satılan dondurmacıdan biliyorsunuz tezgahında o dondurmanın olduğu kısımda oraya direkt malzemelerin pişmiş halini koyarlar. O makine hem karıştırır hem soğutur. Yani o kısım zaten soğuktur, dondurmanın içine koyduğu kısım. Yani döverek sürekli dövüyor karıştırdığı için de kıvamı daha iyi oluyor. Şimdi ben bunu buzlukta soğutuyorum, çıkartıyorum. Mikserle karıştırıyorum. Tekrar koyuyorum. 2 saat sonra tekrar çıkartıyorum. O yüzden uzun sürüyor ve tam kıvamını tutturamıyorsunuz aslında. Ev dondurması yapılabilir. Gerçekten güzel oluyor. Ama dediğim gibi o büyük karıştırıcı sayesinde dondurmacılar iç kısımda soğuk olduğu için ne yapıyorlar? Hem soğutuyor hem aynı anda karıştırabiliyor dondurmayı. O yüzden zaten onların yapım süresi maksimum ortalama 2-3 saat gibi oluyor. En son iyice karıştırıyor, dövüyor. Yani aradaki fark ne biliyor musunuz? Gerçekten tadı iyi, uzaması iyi. Ama böyle bir o yumuşaklık var. Ama yine böyle bir çıtırtı çok hafiften geliyor. O da neden? Tam dövülemediği için ev ortamında. Ama gerçekten çok güzel ve lezzetli. Buna çikolata parçası da ekleyebilirsiniz sonra. Bu şekilde yani güzel bir dondurma elde ettik dediğim gibi. Afiyet olsun yapmak isteyenlerin. Yani şu gördüğünüz bir tencere dondurmamız var artık. Afiyet olsun diyelim arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.